Evet dostlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Ee, bugün ee, biliyorsunuz ki endeks bir düzeltme yaptı. Bekliyorduk. Normaldir, doğaldır, olağandır. Şu bilgisayara bir şarja takayım bir saniye. Evet. Evet. Birçok hisse düştü. Kalktı, indi, yukarı çıktı, aşağı geldi. E, Ve asr keram, e, Merko yükseldi. Güzeldi, güzel, 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 güzel. Merko e, bizi mutlu etti biraz. Yani bizi mutlu etmesinin sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Benim bir bağım, bağlantım yok Merko ile. Yani hiçbir şekilde alım yapmamışım. Sadece bana gelen e, işte pusucuların birçoğu. E, işte i̇şte Merko'da dili yanmış arkadaşlar. Avot'ta dili yanmış. Kent'te dili yanmıştı. Marshall'da dili yanmıştı. O yüzden biz de sürekli videolarımızda yer veriyorduk bu hisselere. Marshall ve Kent'te biz de girmiştik arkadaşlar. Yani artık zaten hedefini bulduktan sonra çıkış yaptık yani. O yüzden rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hatta çıkış yaptığımızda da Twitter'da da paylaşmıştık arkadaşlar. Çıkış yapıyoruz çünkü vermiş olduğumuz bütün hedefler gerçekleşti. Kent %60 bıraktı bize işte Marshall'da yaklaşık yüzde bir bakayım yüzde kaç bıraktı yani 25 falan vardı sanırım şuradan yaptı yani evet şuralardan çıktıysa çünkü bizim vermiş olduğumuz hedef 280 arası buldu arkadaşlar şu an düzeltmede artık düşer bu saatten sonra analizine tekrar bakacağız Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar biz yani nokta atışları yapıyoruz Şimdi biz ekstradan birkaç tane hissedeyiz Endeks kötü olsa da olmasa da bizim umurumuzda değil Neden biliyor musun? Çünkü biz diplerden alım yaptığımız için çok da böyle etkilenmiyoruz açıkçası. Yani endeksin kötü olduğu zamanlarda işte maksimum Hani böyle işte hisseleriniz ya da diğer hisseler %5-%6 düşer ise Bu yüzde maksimum 2 düşer o da normaldir, olağandır. Ya biz bu tür hisseleri seviyoruz. Ee, bekletir, bekletir, bekletir. Bir hafta belki bekletir. Ee, ama önemli değil. Ee, biz hedefe odaklanırız. Yani eğer ki hedefi varsa biz o ise de gerekirse bir hafta bekleriz. Gerekirse iki hafta bekleriz. Kim Marshall'da iki hafta bekledik. Kentte yaklaşık üç hafta bekledik. Anlatabiliyor muyum? Biz paylaştığımızda YouTube'da paylaştık arkadaşlar. Yani... Giriş yaptığımızda 280 civarlarıydı arkadaşlar. Yani kent az bir şey değil. Marshall da öyledir. E, o yüzden hatta benim e, jantta maliyetim 174 TL'ydi. Bıraktım bıraktım bıraktım. Bugün onu da elimden çıkardım. E, gidecek bir hedefi var mı? Var tabii ki de arkadaşlar. Onların analizini yapacağız. E, öncelikle bir Marshall'la bir devam edelim. Biliyorsunuz ki. Şuradan gelen e, bir desteğimiz vardı. Hatta Marshall'ı şu şekilde göstereyim sizlere. E, bakın, şu şekilde 280 ve e, 400 TL arası bir hedef vermiştik. Hedeflerini gerçekleşti arkadaşlar. Marshall. E, zaten de bunu Twitter'da paylaştık. E, tebrikler, aynen dediğiniz gibi oldu. Recem pek iyi. Ona da bakarız. Bu video'nun içerisinde ona da bakacağım. E, olan tek yorum yapan kişi sensin, Erkan Şahin. Senin hatırına, o güzel yorumun hatırına ben bu videoda yer edeceğim yani pekliği de. Şimdi e, Marshall bu saatten sonra ne yapacak onu biraz isterseniz bir oturalım konuşalım. Şimdi açıkçasını söylemek gerekirse bu ise e, artık düzeltmeye gidecektir. Ve düzeltmesi yani e, şuralara kadar rahat bir şekilde gelebilir. E, çünkü e, formasyon oluşturacak arkadaşlar. Ben şimdi teker teker sizlere anlatacağım ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ki Maksat e, Anlayabilirsiniz e, Bu ise neler yapacak neler edecek onu Bilincinde olacaksınız Şimdi e, Bir kere e, 134'ün Aşağısında Bir düşüş Yaşamaması gerekiyor yani bir kapanış yaşamaması gerekiyor Buralara temas edebilir sıkıntı yok temas edebilir Ama Gün sonu kapanışlarda haftalık kapanışlarda buranın altına düşer ise mecburen artık 280'ler 300'ler artık bir ise için olağandır görülebilir şeylerdir. Normalde eğer ki bu bir düzeltme ise yani düzeltmesi şu şekilde olur tamam mı şu şekilde olur sonra yönü yine do yukarı doğru olabilir. Bu biraz daha da aşağıda yapabilir şu şekilde şu şekilde yani çok fazla da şey yapmamak gerekiyor. eğer bir, bir düzeltme ise e, şöyle de yapabilir hafif böyle tekrar yukarı doğru gidecektir bu ise yani daha önce e, yapmış olduğu hedefleri tekrar test edebilme ihtimali var arkadaşlar olahandır yani şurada e, ekstradan bir hedef verebiliriz yalnız dediğimizi yapması gerekiyor. Eğer ki bu bir düzeltme ise ki düzeltme olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hani hafif bir şekilde düşüş yaşar. Bu şekildeki gibi formasyon çalışır. Şu şekilde bir formasyonumuz olur arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey olur. Tamam mı? Hop. Yani şu bak cuk diye oturdu. Buradaki bu elipsin Alt tarafı kadar yukarıda bir hedef oluyor arkadaşlar normal şartlarda şu şekilde tam çizemedik ama olsun şu şekilde bir hedef 450 TL gibi bir hedef gözükür eğer bu bir düzeltme ise ki düzeltmeye benziyor yani aşağıda e, öneminizi alacaksınız yukarıdaki hedefleri işte tekrar 400 ve 450'leri e, bulabilir e, cezası var mı yok mu onu yani ceza yedi mi bugün? Yemedi mi onu tam olarak bilmiyorum. Burada çok güçlü bir destek var. Yani normal şartlarda bu hissenin buralarda daha da düşmesi gerekiyordu şuralarda. Ama burada buradaki destek demek ki çok sağlamış ki burada bakın dikkat ederseniz. Bakın ben e, hem hedeflerini sana söylüyorum. Hem de bu hisse de bilgi veriyorum arkadaşlar. O yüzden dinleyin iyi dinleyin. Yani Burada güçlü bir destekten bahsedebilme ihtimalimiz var. Yani burada güzel bir destek var. Burada çok güzel bir destek var. Bu ise bizi ileride daha güzel yerlere taşıyabilir. Bu düzeltmesini yapar. Bu düzeltme bir zaman aralığını veremiyoruz arkadaşlar. Bu düzeltme nerelere kadar gider, neler yapar. Ama burada müthiş bir formasyon var. Müthiş bir desen çalışması var. Onu hallettikten sonra yukarıda 400 ve 450 hedefleri Mevcut olacaktır arkadaşlar. Bu hisseyi ne kadar e, aşağıda e, alım yapar iseniz sizin için iyidir. Bak size söylemiş olduğum gibi e, 334'ler bu hisse için şu an şu an normaldir, iyidir, hoştur. Tamam mı? Yani marşalı anladık. Şimdi Merko'ya gelelim. Şimdi Merko için ne söylemişti geçen videoda? Arkadaşlar dedi ki sabredeceksiniz. Sabır kazancı getirir dedik. Yani hatta bize yazanlar oldu. Dedi ki abicim diyor çok büyük. Yani sağ olsunlar Merkoda olmasa vallahi bilmiyorum bizi arayan soran olmaz. Yani yapmış olduğumuz analizler tutuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Ee, şimdi birçok insan bu ise de sıkıntı yaşamış arkadaşlar. Büyük bir maddi zarara uğratılmış bu ise. Tabii ki bazılarının popolanmasıyla işte sosyal medyada işte bu Telegram saçma sapan gruplarda e, pazarlamaya çalışmışlar. Arkadaşlar da bir şekilde girmişler. Ee, sıkıntı değil sıkıntı değil bizi bulmuşsanız sıkıntı değil bizi şu an izliyorsanız sıkıntı değil Eğer ki bu bir ise de varsanız şimdi biz e, sabır kazancı getirir dedik biraz daha sabrederseniz ederseniz 1430'lar ve 16.37'ler 16.40'lar bu ise içinde e, güzel bir hedef olduğunu söyledik bu hedefler gerçekleşe bilme olasılığı var dedik arkadaşlar Şimdi ha 14.30'lara gider tamam mı 14.30'lara gider tekrar düzeltme yapar Marshall gibi düzeltmesini güzel bir şekilde yapıp tekrar yoluna yukarı devam edebilir. Bu ise eğer ki tekrar işte böyle sıkıntıları mıkıntıları olur ise tekrar buradaki desteğe işte Marshall'da da dediğimiz gibi buraya bir iki defa test edebilme durumu olursa burada yine tepki yükselişi yapar yukarı doğru gider. Yani ben hiçbir zaman çok yükselen bir hisseye girmedim. Ne yapacağı belli olmaz. O tür hisselerden uzak durmak gerekiyor dedik sizlere arkadaşlar. Demeye devam ediyorum. Ee, o yüzden bakın benim vermiş olduğum hisseler mesela pusucularda vermiş olduğum hisseler dipten yani en diplerden yani burada bu kadar yükselme falan yoktur. Sürekli grafiğinde şu şekilde şu şekilde ve en aşağısında yani mesela şöyle çizeyim yani stabil şu şekilde gitmiş. Tamam şu şekilde gitmiş. Yalnız endeks sıkıntısı yemiş hisse şuralarda. E şimdi ben burada ne yapacağım? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Ben burada alımı yaparım. A A şuranın aşasına gelirse stop loss'umu koyarım. Stop loss'umuzu koyarız. Dünya bitecek değildir ya. Fırsatlar bitmez borsada arkadaşlar. Yani e, o yüzden e, dipten almaya çalışın e, bu tür şeyleri dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla böyle risk. Ya bir hafta bekle, iki hafta bekle. Ama çıkış yaptığında da karlı bir şekilde ayrıl hisseden ya. Karlı bir şekilde ayrıl hisseden. Yani senin kaybetme sebebi nedir biliyor musun? Böyle hızlı yükselsin, hızlı insin. Ben o esnada böyle para kazanayım. Öyle bir mantık yok. Böyle Merko gibi bir çakarlar. Tamam mı? Üç ay boyunca ne yaptığını bilemezsin. Ekim, Tasım iki aydır adamları bekliyor. İki aydır bekliyor. Belki bir ay daha bekleyecekler. Şimdi o dediğim hedefe gelir. 14-30'ları görür. Burada bir iki hafta bekler. Buraya gelir bir iki hafta. E, e şimdi a, burada alım yapanlar. Ya burada alım yapan insanlar yazıyor bana ya. Hala çıkaramamışlar. E maliyet düşer. E, abi yok ki. E haklıdır. Bütün varını yokunu koymuşlar. O kadar e, namuslu namussuzlar yazmışlar ki yani pazarlamışlar ki yani ben bile girerim yani niye girmem çünkü adamlar o kadar yalan atıyorlar ki ya haktır vallah vebaldir vallah billah vebaldir vallahi affı yoktur bu tür şeylerin Vel inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar inşallah böyle bir merku böyle 3-4 e, e, tane tavan 5 tane tavan belki inşallah gönül ister ki 20 tane tavan yapsın da yani buradan karla ayrılın bir daha da bulaşmayın bu tür şeylere yani grafik anlamda e, olumsuz olan hisselere bulaşmayın. E, dediğim gibi arkadaşlar 14.30'lar ve 16.40'ları var bu hissenin. Öbür türlüsü ben şu an ne söylesem boştur. Formasyon gereği eğer ki buraya teğet eder yani buraya gelir düzeltme yaparsa ilerisi için daha güzel şeyler söyleyeceğim. Yani demeyin ki bu hisse yükse, yükselmiş işte sıkıntı yapar. E, orası bizde orası bizde o hisse eğer ki dediğimiz hedefe gelirse. Orası bizde kardeşim. Yani biz grafikçiyiz. E bu hissenin neler yaptığı bizim için önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani biz desenden anlarız, grafikten anlarız. Daha önce yapmış olduğu şeylere bakarız ki daha önce yapmış olduğu şey çok böyle anormal bir şeydir. 1 TL'den kalkıp 25 TL, 28 TL getirirsen e, yani bunu düşüş bile normal olur artık. Valla size bunu da anladınız. Şimdi bir isterseniz bir Avot'a da bakalım. Avot'ta e, olan dostlarımız var. Şu şekilde bir grafimiz var. Kesinlikle dokunmadık. Dedi ki arkadaşlar buralara gelebilir. Buraları tekrar test edebilir. Eğer ki gelirse burada tepki yükselişi yapar. Aa, ekstradan elinizde varsa işte ne bileyim ne yaparsınız. Alım yaparsınız. Maliyet ortalamanızı düşürürsünüz. Öbür türlüsü 10.60'lar ve 11.30'lar bu ise için olağandır. Onaylıdır. Gidebilecek bir seviyesi vardır arkadaşlar. Yükselişi de an meselesidir e, ee, yani şey yapmayın. E, düşer ise de sıkıntı yapmayın. Yani burada da 1-2 gün biraz daha düşüş yaşayabilir. Ama 8.50'lerde yakalarsanız ki ben 8.50'lerde yakalarsam bu hisseyi öperim onu. Koklarım onu. Bırakmam. Ee, pusucularıma da grafiğini beğendiğimi söylerim. Kesinlikle çok fazla yükselen hisselerde işimiz olmaz. Dediğimiz rakama gelir ise ben grafiğini beğendiğimi söylerim. Ondan sonra takdir onundur. Artık gider, gitmez bilmiyoruz. Yani e, gerekirse biz de kol keseriz. Yapacak bir şey yok ama grafiğini beğendim ise bizi üzmez arkadaşlar. Bu şekilde bir de jant bakalım arkadaşlar. E, janta hedefimizi gerçekleştirdi. Tam böyle nokta atışı. Yani şunu ben sileyim müsaadenizle. E, şimdi Dostlar 225 TL dedik. Bakın dedim ki bu bir düzeltme hareketidir. Düzeltmesini bitirdikten sonra 225 TL'ye gelir dedik. Gelir dedik. Nokta atışımı nokta atışından bile daha fazla. Yani demek ki hiç hiç hiçbir insan oğlu kalkıp yorumlarda bu adam grafik analizin yani yani iyi anlıyor dememesi gerekiyor. Bu adam dehadır demesi gerekiyor ya. Bana yetersiz gelir bu tür cümleler. Anlatabiliyor muyum? Abi iyisin deyince bana hakaret gibi geliyor bazı şeyler artık ya. Anlatabiliyor muyum? Yani nokta atışı eğer ki biz bu şeyle yani adam adam geliyor buradan çiziyor buradan çiziyor. Ulan sen neye göre çiziyorsun? Yani bu grafiği bir okuman gerekiyor. Bu deseni bilmen gerekiyor. Neler yapabileceğini görmen gerekiyor bu isenin. Anlatabiliyor muyum? potansiyeli var mı yok mu? Bunları bilmen gerekiyor. Al sana cuk diye 253 TL hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman düzeltmeyi yaptıktan sonra bakın bugünün tarihini alın. Bu düzeltmeyi yapacak. Bu nerede yapar bilmiyoruz. Yani biz orada 253 TL'ler hayırlı uğurlu olsun. Bugün elimden çıkardığımı da söyledim. E 225'te baktım hisse güzel gidiyor. 225'te Dedim ki yallah, yallah, yallah dedim yallah. Fazlasını tavanla kapatabilirsin. Benim için sıkıntı yok. Ben burada bir destek çizmişim. Burada dönme ihtimalin de var. Sen buradan fazlasını yapar isen de tekrar geleceğin yer burasıdır. Bakın buradan tavan yaptı. Tamam. Bugün tavanla kapattı. Yarın da tavanla kapattı. Buraya geldi. Tekrar geleceği yer burasıdır. Tamam. Anladın? İşte senin kardeşim bu şekilde yapıyor. Ya Tekrar düzeltmesini yapar. Bakın bu dediğimiz hedef gerçekleştirdi. Nokta atışları yaptık. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Artık bırakın da bir düzeltmesini yapsın. Yapar yapmaz bilmiyoruz. Belki de yapmaz. Direktmen hedefine gidecek. O da işimize yarar. Sıkıntı yok. Duruma göre dahil olup olmayacağımızı söylerim. Paylaşırım pusucularda. Sıkıntı yok arkadaşlar. İşte dediğim gibi şu şekilde bir e, düzeltme hareketi yapabilme ihtimali yüksek. Orası neresidir? E, daha önce de temas ettiği e, şuralar. Bakın arkadaşlar burada tepki yükselişi yapıyor. E, burada da, burada da yapabilme ihtimali var. Bu saatten sonra bu hissenin e, 200 TL'lere tekrar gelebilme ihtimali olabilir diyeceğiz. 200 TL'nin altı kapanışlar böyle işte bir iki defa kapanışlar ee, bizi maalesef 178 TL'ye tekrar götürebilme ihtimali var. Bunlar ihtimal dahilindedir. Bunları hiç kimse aksi bir şey söyleyemez. Bu ise yönü tam pul yukarıdır diyemeyiz arkadaşlar. Maksimum işte ne bileyim 200 TL'nin haftalık bazda kapanışlarda ya da bana yazarsanız ben de orada neler yapabileceğini bir şekilde söylerim sizlere. Ee, Jant da bu şekilde arkadaşlar. Bir de bizim bu arkadaşımız ne yapmış Erkan Şahin? Ee, PGO, o ne ya? Peker mi o? PGO, Peker gayrimenkul. Şimdi bu ise, Abo sen ne güzel ise bulmuşsun sen öyle ya. Bak, bak, bak normalde, normalde ben bu iseleri kolay kolay çünkü dedim ki sizler arkadaşlar, dedim daha da. Twitter'dan hisse paylaşmayacağım dedim. Ama bak kardeşimizin sayesinde güzel bir hisse yakaladık. Erkan Şahin teşekkür ediyoruz hisse için. Teşekkürler hisse için. Şu an canlıda bakıyorum. Güzel hisse. Vallahi billahi güzel hisse yani. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum kardeşimize. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Eksiyle kapatmış 2.44'ler. Bu ise için kim ne söylemiş bilmiyorum. Kim ne söylemiş bilmiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var. O da benim bildiğim. Çok saçma oldu ya. Esprisine gülünmeyen adam gibi oldum yemin ediyorum. Yani burada neden olmaz? Neden olmazsın? Bu biraz daha düşüş yapar. Fake atar. Yukarı doğru gider. Ben yani ben bu ise aslında bakmayacaktım. Ben bu hisseyi kendime saklayacaktım ama şimdi sözüm de vardı pusu, şey küçük pusu, şey, küçük pusu <laughs> yatırımcı kardeşlerime küçük yatırımcılara yani bu hissenin gideri var olabilir neden olmasın şimdi bu hissenin şeyine bakmak gerekiyor yani böyle karı var mı yok mu ona göre ben ee, şey yapabilirim. Paylaşabilirim. Yani burada bir destekten bahsedemiyoruz. Adamlar buradan destek çiziyor da bu bir destek değil. Ha gelebilir, buradan tepki yükselişi yapar, gider bu bir destek olur. Bir destek diyebilmen için işte bir kere temas etmesi e, destek olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. O yüzden bizde net bir şey söylemiyoruz. Ama bir ihtimal, tamamilen ihtimal dahilinde konuşuyoruz. E, bakın şu an zaten birinci destekte. Hissenin burada durmasının büyük bir nedeni, büyük bir sebebi var arkadaşlar. Bakın, şu şekilde bu bir dirençmiş daha önce. Bu bir destekti. Bu bir destek, bu bir destek. Buradan anladığımız şey nedir burada? Burada güzel bir destek var. Bu desteği kırması, gün sonu kapanışlar yapması biraz sıkıyor. Elimi görmüyorsunuz şu an. Yani biraz sıkıyor vıç vıç oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani düşmeyebilir. Ha düşer ise e, buraya kadar önlem almak gerekiyor. Buranın altına da benim gördüğüm bir şey yok. Grafik anlamda benim gördüğüm bir şey yok. Ben isterseniz günlük anlamda bir bakayım bu iseye. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına şuraya bir bakın ya. Şuraya bir bakın ya. Bu nasıl bir desteksin? Sen nasıl bir desteksin böyle ya? Sen nasıl bir de bir de bu, bakayım şu hisse. Çok güzel yükselmiş, çok güzel düşmüş. Bu ise teknik olarak hedefini gerçekleştirmiş mi, gerçekleştirmemiş mi, gerçekleştirmiş mi yapmış? Bak kesinlikle hedefini gerçekleştirmiş. Bu yükseliş normaldir. Bu yükseliş kesinlikle normaldir. Fazla yapmamış. Tam ederinde yapmış arkadaşlar. O yüzden hani sipek mipek diyemiyorum bu konuda. Güzel de bir yükselişini yapmış. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ben tamamen ee, görüşümü ya buradan döner buradan döner fark etmez. Ee, ama yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ee, güzel bir ise bulmuş arkadaş ya. Allah helal olsun. Güzel bir yani e, buralar işte buranın direnci de şurasıdır. Dikkat ederseniz burada nedense bir satış söz konusudur. Burada da temas etmiş burada da bir satıştan bahsedebilme ihtimalimiz yüksektir. Ama zaten oraya gelene kadar biz zaten köşeyi dönmüş olacağız. Porsche'umuza binmiş olacağız. Porsche'a bineceğiz, villamıza gideceğiz, keyf yapacağız. Yani artık bilmiyorum. Kesinlikle arkadaşlar hiçbir şekilde bu hissede yatırımım yok. Vallahi billahi bu arkadaş paylaştı diye gördüm bu hisseyi. Ben bu hisseyi grafik olarak beğendim. Gelir gelmez bilmiyorum, gelir gelmez bilmiyorum, dediğim çıkar çıkmaz bilmiyorum. Kesinlikle yapmış olduğum hiçbir açıklama yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Tamam mı? Onu bir anlayın arkadaşlar. Biz yatırım tavsiyesi falan vermiyoruz. Kesinlikle. Ee, gider gitmez, yani onu çok bilmiyoruz. Kesinlikle, ee, yani siz yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani portföy sizdedir. Siz yatırım yapıyorsunuz ama grafik olarak beğendin mi Yakup Hocam beğendik hocam gidebilir neden gitmesin ee, güzel de bir şey var şu şekilde e, izniniz olur ise izniniz olursa bir ekran görüntüsünü çekmek istiyorum ee, evet yani bu, bütün ekranlarımı grafiğini beğendim hisseler bu şekilde paylaşırım. Hop, hop 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 burası gizli bir bölme. Sakın bakmayın, geri sarmayın, otur şeyler yapmayın. Yapmış olduğumuz hedeflerdir, yapmış olduğumuz çalışmalardır gizlidir. Yani Osmanlı Yıldız Sarayı teşkilatını biliyor musunuz? Abdülhamit Han Hazretlerinin yapmış olduğu işte orası orasıdır arkadaşlar. Ora geri geri alıp bakmayın. Bak şu an bakmaya çalışıyorsun. Bakma. Bak gördüm. Yapma öyle şeyler yapma. Keserim bak ha. Düzeltmede keserim. Neyse ee, seviyorum sizleri Allah'a emanet olun arkadaşlar böyle merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz merak ettiğiniz hisseleri bu videonun altına yazın böyle yığın ve bu videoya güzel videolar beğeni atın ki keyfimiz gelsin mutluyuz sevinçliyiz huzurluyuz Allah büyüktür yolumuza devam ediyoruz ee, unutmayın arkadaşlar az yükselsin böyle yavaş yavaş yükselsin ama sonucu bize karlı kapatsın. Yani biz onu sattığımızda karlık satalım. Ya mesele odur anlatabiliyor muyum? Valla size kerem başka da söyleyecek hiçbir şey yok. Seviyorum sizleri Allah'a emanet olun. Şöyle güzel yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Bu videonun altına hisselerinizi yazın, düşüncelerinizi yazın sıkıntı yok. Kardeşim teşekkür ediyorum sana Erkan Şahin. Güzel biri ise ee, cevap verdin mi bilmiyorum bana. Bakacağız büyük ihtimalle vermemişsindir vermiş de olabilirsin, vermemişsin. Aa, pardon diğerleri de yapmış. Tebrik ederim sizi. Hala gider mi Yakup abi? Ha, ya, yorum gelmiş sadece sen tek yorum yapmamışsın. Sen yani o kadar da aferin iyi iyi. Seviyorum sizleri Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda seviyorum sizleri Allah'a emanet olun.